İyi günler arkadaşlar. Bugün Newton'un hareket yasalarını çalışıyoruz. Şimdi Newton'un hareket yasaları arkadaşlar 3 tane prensipten meydana gelir. Bunları gelin sırayla görelim. Birinci yasa. Newton'un birinci hareket yasası eylemsizlik prensibidir. Hocam nedir bu eylemsizlik prensibi? Eylemsizlik cisimlerin kütlelerinden dolayı hareket durumlarını değiştirmeme yönelik etkilerine karşı koymasıdır. Hocam ne anlatıyor burası dersen şunu anlatıyor. Kendine bir otobüste düşüneceksin. Bakın kendine bir otobüste düşün. Sen şimdi otobüste böyle ayakta dururken otobüs birdenbire hızlandığı zaman ne oluyor? Gel bakalım düşün neler oluyor sana o anda? Hocam geriye doğru gidiyorum. Aslında neden geriye duruyorsun? Sen otobüse karşı eylemsizlik yapıyorsun. Aslında geri gitmiyorsun. Şu olay oluyor. Araba ileri gittiği zaman dikkat edin. Araba ne yapıyor arkadaşım? İleri gitmek istiyor. Yani seni buraya getirmek istiyor. Sen ne yapmak istiyorsun? Burada durmak istiyorsun. Aynı yerinde durmak istiyorsun. Onun için ne yapıyor sistem? Seni geriye doğru itiyormuş gibi bir kuvvet açığa çıkarıyor. Yani eylemsizlik nedir? Kendi ilk hareketini koruma mantığıdır. Hocam peki bu araba ileri doğru fren yapsa ne olurdu? Fren yaptığındaki mantık nedir arkadaşım? Yani bir yavaşlama yapıyor buraya doğru. Yavaşladığı zaman ne olur? Sen öne doğru hareket edersin. Mantık budur. Eylemsizlik mantığı budur. Zaten soru çözerken çok rahat örnekleri göreceksin. İkinci yasa nedir hocam dersen? İkinci yasa Newton'un ikinci hareket yasası dinamiğin temel prensibidir. Yani aslında formülü 1 yetiyor bana. F eşittir ma'dır. Gel yasayı bir okuyalım. Hareket yasalarının ikincisi olan dinamiğin temel prensibine göre cisim üzerine etkileyen net kuvvet sıfırdan farklı ise, yani ne diyor? Kuvvet varsa dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Yani dengelenmemiş, dengede değildir. Hareket edecek demek istiyor bana. Zaten unutma, kuvvet varsa hareket vardır. Bu kadar net bir bilgi. Net kuvvet olacak unutma. Peki hocam ne olacak? Kuvvet doğrultusunda cisim ne yapar? Hareket eder ve hareket yönünde de bir ivme kazanır. Senaryoları okuduğunuz zaman arkadaşlar kafanız karışabilir. Senaryonun mantığını anlayın. Şu prensibin mantığını anlayın. Yani şunu anlatıyor. Ben diyor M kütleli bir cisme F kuvvet uygularsam cisim kuvvet yönünde ivmeli hareket kazanır. Bu kadar. Bu prensip bana bunu anlatıyor. Hocam başka ne anlatıyor? M kütleli bir cisme dikkat edin. Cisim V hızıyla giderken sen ters yönde bir kuvvet uygularsan ne yapar? Bu cisim yavaşlar. Duruma göre durur. Sonra ne yapar? Ters yönde hızlanabilir. Kuvvetin sürekliliğine bağlı. Bütün senaryo budur arkadaşım. Peki indik aşağı. Üçüncü yasa neyi söylüyor? Newton'un üçüncü hareket yasası etki tepki prensibidir. Sınavlarda çok sık sorulan soruların başında gelir. Hocam etki tepki nedir? Bakın etki tepki mantığı şuna dayalıdır. En basitten girelim. Bir duvar düşün. Duvarın önünde de sen ol. Elinle de şu duvara doğru bir kuvvet uygula. Değil mi? Adamlarım nasıl güzel. Duvarı F kuvvetin ittiğin zaman ne hissedersin? Sen duvara ne kadar çok kuvvet uygularsan arkadaşım, duvar da sana aynı ters yönde bir kuvvet uygular. Sen ittikçe duvar da seni aynı kuvvetle iter. Ne kadar çok kuvvet uygularsa o kadar çok yorulursun. Dikkat et. Yani biz buna ne diyoruz? Etki tepki diyoruz. Hocam başka örneğin var mı? Var tabii ki. Yine ayakta durduğunu düşün. Ayakta duruyorsun. Ayakta durduğun sürece zaman geçtikçe yorulursun. Yorulmaya başlarsın. Dersin ne oluyor? Neden yoruluyor? Çünkü senin aşağı doğru bir ağırlığın var mı? Var. İşte ağırlığın kadar zemin sana ne uygular arkadaşım? Bir tepki kuvveti uygular. Ağırlığın ne kadar fazlaysa o kadar çok yorulmaya başlaman gerekiyor. Çünkü ağırlığın 100 ise 100 Newton'luk bir kuvvet sana etki ediyor. Seni daha çok yormaya başlıyor. İşte kilolu insanlar daha çabuk yorulması gibi. Mantık bu. Senaryo burada yazıyor arkadaşım. Şimdi bakın gelin örnekler çözelim. Örneklerle olayı çok güzel pekiştireceğiz. 3 tane yasamız var. Unutma. Neydi? Eylemsizlik, dinamiğin temel yasası. Bir de neydi arkadaşım? Nefa. Bir de etki tepki. Buz üzerinde durmakta olan 60 kilogram kütleli genç bir çocuk varmış. 60 kiloya yazdım. 25 kilo kütleli bir çocuk varmış. Onu da yazdım. Süper. Birbirlerini zıt yönde kuvvetlerle itersin. Çocuk buraya bir F kuvvet uyguluyor. Kız çocuğu da buraya doğru ne yapıyor? Bir F kuvveti uyguluyor. Soru geldi. Aşık.
kime etki eden kuvvetin şiddeti daha büyük olur. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Hadi buna F1 diyelim, buna F2 diye tanımlayalım. Ne diyeceğiz? Hocam F1 ile F2 birbirine eşittir. Neden? Biraz önce anlattık. Çünkü etki ile tepki birbirine eşittir. Güzel. A şıkkından kurtulduk. Ne kadar kolay kurtulduk. Kime daha büyük, kim daha büyük ivmeyle harekete geçer? Şimdi arkadaşlar ne oldu? Hocam ne oldu burada? Şimdi bu kız çocuğunun bunu uyguladığı bir F kuvveti var mı? Var. Bu çocuğun da bunu uyguladığı F kuvveti var mı? Var. Kuvvetler aynı mı? Aynı. Kuralımız neydi? Formülümüz neydi? Hocam F eşit MA unutmayız bunu. Bunu unutamazsın. Çok önemli formül. F'ler aynı mı? Aynı hocam. Kütle ile ivme arasındaki ilişkiyi görüyor musun? Görüyorum. Kütle küçükse ivme nedir? Büyüktür. Ters orantı. O zaman ne diyeceksin? Kız çocuğunun ivmesi 2 ile gösterdim şurayı, kız çocuğunu 2 ile. Büyük çocuğu 1 ile gösterdim. Kız çocuğunun ivmesi erkek çocuğunun ivmesi ne olur arkadaşım? Büyük olur. Yapıştır cevabı gitsin. Anlaştık değil mi? İki tane kuralı kullandık burada. Bakın etki tepki anlatan bir örnektir. Bu cismin aşağı doğru bir ağırlığı var mı? Var. Zeminden de yukarı doğru bir tepki kuvveti var mı? Var. Bunlar birbirine nedir arkadaşım? Yaz dikkat et. Büyüklük çeşittir. Vektör olarak bunlar eşit değildir. Vektörler birbirine eşit olması için ne gerekiyor? Hocam yönleri aynı olacak. Boyları aynı olacak değil mi? Onlar önemli. Bunlar büyüklük olarak birbirine eşittir. Bakın biraz önce anlattığımız duvar örneğine geçelim. Aynı mantık. Bakın duvar iten bir kuvvet var mı? Var. Duvar da ne yapıyor cisme doğru? Bir kuvvet uyguluyor. Peki hocam ne çıkıyor burada? Cismin uyguladığı kuvvetle duvarın uyguladığı kuvvet birbirine nedir arkadaşım? Büyüklük olarak eşittir. Hadi gelin soruları çözelim. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 5 kilogramlık cisim. Hemen kütleyi aldım, 5'i aldım. Lazım olacaktır. Kuvvetler etki etmektedir. Süper. Ne soruyor? İvmeyi soruyor. İvme yani... F eşittir MA. İvme sorulduğu zaman arkadaşlar hemen aklınıza F eşittir MA'yı alın. Bu F'nin de net kuvvet olduğunu unutma. Bakalım sola doğru ne çıktı arkadaşım? İki aynı onlu olduğu için. Nedir? Hocam 130 Newton. Bu 110 Newton. O zaman F net kuvveti yakalarsak nedir burası? 130'dan 110'u çıkarttık. Ne çıktı? 20 Newton. Nereye doğru? Sola doğru. Hocam formülü de yerine koyalım. Koyalım canciğer. 20 eşittir. M'imiz kaç? 5. İvmeyi yazıyoruz. İvme ne çıktı? 4 metre saniye kare. Yönünü sorarsa ne diyoruz? Sola doğru 4 metre kare saniye ivme ile ıslanır. Yapıştır cevabı mutlu. Gelelim bir tane. Bakın sürtünme yok. Sürtünmeleri de inceleriz. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir düzey varmış. Paralel kuvvetler etki etmiş. İvmenin 2 olduğu söyleniyor. Verileri hemen al arkadaşım. 2 metre saniye kare yaz bana. Yavaşlama hareketi yaptığına göre. Burada bir yavaşlama hareketinden bahsediliyor. Tabi burada soru kökünde bir hata var. Şöyle açıklaması lazım da soruyor. Başlangıçta 12 Newton'luk bir kuvvet etki ediyormuş. Yani cisim bu sola doğru giderken sonradan bunu uyguluyoruz. Başka türlü olmaz. Hatalı kurulmuş bir soru. Çünkü buraya doğru giderken ben sağ tarafa doğru bir kuvvet uyguladığım zaman ne olur? Uyguladığım kuvvet bu kuvvetten büyük olduğu için bu cismi ne yapar? Yavaşlatır. Bunları bilelim. Bunlar önemlidir. Hocam ne yapacaksın? Hemen net kuvveti bulacağız. Yani onu düşünmeden yapabiliriz ama soru kökünde hata var. 28'den 12'yi çıkarttık. Ne çıktı burası? 16 Newton. Benim demek ki buradaki net kuvvetim ne çıktı? 16 Newton çıktı. Hocam F eşit MA'ya geçelim. Geçelim canciğer. 16'yı aldık. M'imiz kaç? Hocam bilmiyoruz. İvme kaç? 2. M ne çıktı? 8 olduğunu, 8 kilo olduğunu gördük. Bu cismi ne yapacak arkadaşım? Bilgileri öğrenelim ama bunlar önemli. Yoksa çok hata yaparız. İleriki zamanda... TET sınavına girdiğimizde çok büyük sıkıntılar yaşarız. Önce bunu yavaşlatacak, durduracak, sonra ne yapacak? Hızlandıracak. Kuvvetin süresine bağlı. Sanki bu cisme yavaşlıyormuş gibi düşünmek çok büyük hata verir bize. Geldik buraya. Sürtünmesiz bir sistemde F kuvvetin etkisiyle hareket eden KL cisimleri arasındaki bir süre sonra kopuyor. Tamam, güzel. Cisim koptuktan sonra, buraya dikkat et, koptuktan sonra hareket soruyor. Tamam, ne biliyoruz? Bu cisimlere F kuvvetleri etki ediyor mu? Hocam etki ediyor. Bakın isterseniz bunu sayıyla anlatayım. Sayıyla olayı görün. Sonra sayıyı kapatırım. Eğer bir mantığı yakalamıyorsanız sayıları vererek de bunları rahatlıkla kurtarabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Kuvvetim 10 Newton olsun. Bu kaç kilo olsun? 1 kilo fark etmez.
Bu kaç kilo olsun? 4 kilo. Süper. Hemen ivmeyi bulalım. F eşittir MA. Mantığını yakaladığı yapıyorum. Yoksa bunları bakarak çok rahat yapacaksınız. Kuvvet 10. Toplam kütle. Toplam kütle alacaksın. 5. İvme. Ne çıktı arkadaşım? Sistemin ivmesi 10 bölü 5'ten 2 metre saniye kare çıktı. Hocam bu bana neyi anlatıyor? Bu K cismi ikilik ivmeler hareket ediyor. L cismi de ikilik ivmeler hareket ediyor. Demek ki başlangıçta ivmelerim neymiş? Hocam 2-2'ymiş. Süper. Şimdi ikinci duruma geçiyorum. İp koptu mu? Koptu. Şimdi L cismini etkilediğine bakalım. L için çalışıyorum. F eşit MA yazdım. F kaç? 10. M kaç? 4. A'yı buluyorum. L'nin ivmesini. Ne çıktı arkadaşım? 10 bölü 4'ten. L 2,5 çıktı. Aa hocam 2'den büyük bir sayı çıktı. Evet. L ne yapar arkadaşım? Hızlanır. Bakın gördünüz mü? Hemen 2 tane şıkkı cehenneme yolladık. Hocam L ne olur? Şimdi L'yi düşün bakalım. L ne oldu? İp koptuktan sonra ne oldu? Başlangıçta benim cismim ne yapıyordu? İkilik bir ivmeyle gidiyor muydu? Gidiyordu. İp koptuktan sonra bunu çeken bir kuvvet var mı? Yok. Bakın çeken kuvvet var mı? Yok. Bir cisim bir hızla giderken üzerindeki kuvvet sıfır olursa cisim sabit hızla hareket eder. Not çok önemli. Ne dedim? Bir cisim bir hızla giderken üzerinde kuvvet yoksa cisim sabit hızla hareket eder. Hocam ya olursa aynı yönde hızlanır, ters yönde uygulanıyorsa yavaşlanır. O zaman bizim cevabımız buradan ne olacak arkadaşım? Sabit hızlı alacağız. Çok güzel bir sınav sorusu. Okey, anlaştık. Gelin bir soru daha çözelim. Sürtünmeli bir yüzeyde, sürtünmeden bahsediyoruz. Zaten bunu da açacağız. Cisme F1, F2 kuvvetleri etki etmektedir. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde. Dengelenmiş neydi? Bileşkenin sıfır olması bahsettik bir önceki ders anlatımında. Sürtünme kuvveti nedir diye soruyor. Hemen önce net kuvvet yakalayacağız. Sola doğru 12, sağa doğru 9. Yani 12'den 9'u çıkarttığım zaman ne çıktı? 3 Newton. Yani benim cismim 3 Newton'la nereye doğru gidiyor? Hocam sola doğru gidiyor. Bileşke kuvveti sıfır yakalamam için ne gerekiyor? Sağa doğru 3 Newton uygularsam bileşke sıfır olur. Dengelenmiş kuvvet olur. Hocam sağ taraf ne? Doğu. Doğu 3. Gördün mü? Ne kadar kolay. Yapıştır cevabı. Net kuvvetle ilgili. Cismin hareketi yönünde ise cisim hızlanır. Evet, hep anlatırken kullandığımız bilgiler. Cisim diyelim ki şu tarafa doğru giderken kuvvet de aynı yöndeyse ne yapar? Hızlanır. Cismin hareketine zıt yönde ise cisim yavaşlar. Biraz önce bahsettim. Böyle giderken ters yönde kuvvet uygularsa ne yapar? Yavaşlar. Hep anlattığımız bilgiler soru haline getirilmiş. Sıfır ise hareketli cisim durur. Şimdi arkadaşım burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sürtünmesiz dedim. Sıfır ise hareketli cisim durur diyor. Cisim hareketli mi? Hareketli. Yani cismin başlangıçta bir hız olduğu söyleniyor ve net kuvveti sıfır olduğu söyleniyor. Biraz önce söyledik. Bir cisim üzerindeki kuvvet sıfırsa sabit hızla hareket eder. Yani durmaz. Neden durmadı? Sürtünme olmadığı için. Sürtünme olsaydı ne olurdu arkadaşım? Bu dururdu. Evet arkadaşlar devam edelim. Sürtünmesiz ortamdaki bunlara dikkat edin. Sürtünmesiz ortamdaki X, Y cisimleri şekilde kuvvetler etki ediyor. İvme ilişkisi. Başlayalım. Uzun uzun yapalım olayı görün diye. F eşittir MA yazıyorum. F, MA, M'imiz M. İvmemiz soruluyor. AX. Buna geçtim. 2F, küplem M. İvme soruyor. AY. Buna geçtim. Uygulan kuvvet ne kadar? F. Kütle ne kadar? 2M. AZ. Bundan sonrası ne yapacağız arkadaşlar? Artık bu bizim bir bakış açımıza. Kim büyük kim küçük. Bu M'leri F'leri 1 kabul edersen, M ile F'yi 1 kabul edersen AY'nin ne olduğunu gördün. 2 sayısını gördün. Bunları 1 kabul edersen bunu 1 gördün. Bunları 1 kabul edersen Z'nin 1 bölü 2 olduğunu gördün. Bu matematik mantığı senin için. Artık AY, AX, AZ'yi yapıştırırsın cevabı. Sürtünme kuvveti. Biraz önce diyorduk sürtünme olursa cisim yavaşlar vesaire vesaire. Nedir sürtünme kuvveti? Bir tanımlayalım bakalım. Birbirine temas eden yüzeyler arasında harekete ya da zorlanmaya karşı oluşan kuvvete sürtünme kuvveti denir. Zaten arkadaşlar unutmayın sürtünme kuvveti olmazsa biz yürüyemeyiz, araçlar hareket edemez vesaire vesaire bunlar önemlidir. Vektörel bir nicelik olan sürtünme kuvvetinin yönü daima harekete ters yönde unutma.
ya da zorlanmaya zıt yöndedir. FC ile gösterilir. Standard International'daki birimi Newton'dur. Bu birimlere dikkat edeceksin. Hocam formül nedir bunu? Sürtünme kuvveti K çarpı normalle bulunur. Yani tepki kuvvetidir o. K neydi bizim? Sürtünme kas sayımız, zeminden gelen bir kas sayıdır. Hesaplarız onlara, dikkat ederiz. Peki kaç tane sürtünme kuvveti var hocam? İki tane var. Statik sürtünme, kinetik sürtünme. Hocam nedir bu statik sürtünme? Statik sürtünme, hareket yokken, cisim hareket etmiyorken hareket yok olacak. Yok iken. Hareket yokken açığa çıkan kuvvettir bu. Eğer cisim harekete başlarsa kinetik sürtünme kuvveti açığa geçer. Ve unutma, kinetik sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetinden nedir arkadaşım? Küçüktür. Çok 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 önemli bir kuvvettir. Bu bilgiye çok dikkat edin. Çünkü kinetiğin statikten küçük olması gerekiyor ki hareket geçsin ve bunun grafiğini ezbere bilin. Bakın, kinetik sürtünme kuvvetini görüyor musunuz? Statik bölge budur. Bakın, uyguladığın kuvvetle doğru orantılı olarak statik sürtünme kuvveti artar artar artar. Bu nokta benim hareket noktamdır. Ben oradaki sürtünme kuvvetini yendiğim an cisim harekete geçer ve kinetik ne yapar arkadaşım? Azalır ve kendini sabitler. Bu grafiği bilmek zorundasınız. Sakın sakın unutmayın. Ve özellikle şu bilgi efsane bilgidir. Yapıştır gitsin. Geldik buraya. Hareket yönünden bahsettik biraz önce. Cisim nereye doğru hareket ediyor? Bakın sağa doğru gidiyor. O zaman sürtünme kuvveti nereye doğru olmalı? Sola doğru olmalı. Dönen cisme dikkat et. Cisim nereye doğru gidiyor arkadaşım? Sağa doğru gidiyor. Dönme hareketine ters yönde olacağı için sürtünme kuvveti nedir arkadaşım? Bakın dönmeye ters yönde. Şöyle döndüğüne göre ters yöndeki de budur. Sürtünme kuvveti nedir? Hareket yönüyle aynıdır. Şu bilgi çok çok güzel bir sorudur. Soru çözelim, biraz pekiştirelim. Sürtünme kuvveti var olmasaydı, wow, olmasaydı işiniz çok zor, hiçbir şey yapamazdık. Sonuçlar ile ilgili, sporcular koşu yapamazdı. Doğru, sürtünme olmasa nereye koşacaksın? Zeminle temasın yok. Kalem tıraş ile kurşun kalemin ucu açılmazdır. Sürtünmeden dolayı açıyorsun orayı. Mıknatıs demir çivi yok, bu alakası yok. Neden? Çünkü bir mıknatısın demir çiviyi çekmesi elektromanyetik mantıktır. Yani arada sürtünmeye gerek yok. Bir kuvvet uygulayarak ne yapıyoruz biz bunu? Çekiyoruz. Bunu atarız. 1 ve 2 işaretleriz. Yatay zemin üzerinde durmakta olan cisme bir kuvvet uygulanıyor. Cisim hareket etmediğine göre. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğru olabilir diye. Olabilir dedi arkadaşım. Her şeyi düşüneceksin. Zeminde sürtünme var. Olabilir mi, olmaz onu soruyor, pardon. Ortam sürtünmelidir. Olabilir. Olabilir, olmayabilir, bilemiyorum. Çünkü kuvvetin nereye doğru olduğunu söylenmiyor. Mesela kuvvet şöyledir. Benim buradaki sürtünme kuvvetim şu F kuvvetini ne yapabilir? Engelleyebilir. Olabilir mi? Olabilir. Kuvvet cisme düşey doğrultuda etki etmektedir. Düşey diyor, şundan bahsediyor. Şöyle bir kuvvet etkilerse, eğer dik bir kuvvete etkilerse bu cisim hareket eder mi? Etmez. Hareket etmesi için sağa sola uygulamam gerekiyor. Olabilir mi? Olabilir. Uygulanan kuvvet cismin ağırlığına eşit büyüklüktedir. Olabilir mi? O da olabilir. Olabilir deyince çok rahat işimiz. Diyelim ki bu cismin ağırlığı ne kadar? Ağırlığı 10 Newton. Bu cisme uyguladığın kuvvet 10 Newton'sa bu cisim hareket edebilir mi? Edebilir. Hocam 8 uygulasam eder mi? Eder. Çünkü neden? Zeminde sürtünme yoksa zaten her şekilde hareket edecek. Hiçbir sıkıntım yok. 12 uygulasam eder. Sıkıntı yok ya. Sürtünme olduğu zaman sürtünme kuvvetini yenecek şekilde uygulamak zorundayım. Eğer sürtünme olsaydı şu uyguladığım 10 Newton yeterli olmazdı. Olmazdı değil. Olurdu da sayısal değerler hesaplamam gerekirdi. Çünkü sürtünme kas sayısı bilgi olarak göreceksiniz 0 ile 1 arasında. Ondan dolayı işlem yaptığımız zaman şu 10 Newton da harekete geçirdi. Yani rahatlıkla bu cevabı verebilirim. Şekildeki 3 kiloluk bir cisim, hemen verileri alın. Hem 3 kilo. 20 Newton'luk kuvvet. Ve evet, bu da geldi. İvme geldi. Oo, ortada bir şey kalmadı. Sürtünme sorulacak demek. Sürtünme kuvveti. Fs. Hocam nasıl yapacaksın? Hemen formüle geçiyorsun. F net eşittir. M çarpı A. Net kuvvet lazım bana, sürtünme var. O zaman 20 eksi Fs. Fs var ortada. Yavaşlatıcı kuvvet. M ne kadar hocam? 3 kilo hocam, görüyorum. A ne kadar? 5. İşlemi yap. Burası nedir arkadaşım? Fs diyelim. 15. 15'i buraya, Fs'yi buraya atarsak Fs ne çıktı? 5 Newton. Yapıştır cevabı. Bu kadar kolay.
ızlanmaktadır diyor. Ey dikkat et hocam, ızlanmakta dedi. Bakın kelime o kadar önemli ki, bu mesaj çok yanıltabileceğim bir soru. Hocam yavaşlar deseydi ne yapardım? Yavaşlar deseydi bayağı tuzak olurdu. Çoğu öğrencinin yanlış yapacağı olay olurdu. Nasıl yapardın? Yavaşladığına göre Fs eksi 20 yazardın. 3 çarpı 5 Fs ne çıktı? 35 Newton çıktı. Bunu yapıştırdım cevap olarak. Çünkü yavaşlaması için şu kuvvetten büyük olmalıyım. Ne kadar güzel değil mi soru arkadaşlar? Düşey kesiş şekildeki gibi olan bir yolda uydurmakta olan cisme sabit F kuvveti paralel uygulanıyor. Ek paralel uygulanacakmış. Güzel. Yolun yalnızca MN bölümü sürtünmeli. Sürtünme olan yeri görüyorum. Ne olur diye soruyor. Unutma. Bakın bu yolda arkadaşı kuvvet var mı? Var. Kuvvet varsa cisim ne yapar? Hocam hızlanır. Hızlandı. Yapıştır. Kesin hızlanır. Hocam burada bir kuvvet etki ediyor. Evet, burada bu cisme bir F kuvveti etki ediyor. Ama ağırlığının şuradaki bileşeninden dolayı şu F kuvveti ağırlığı yeniyor mu yenmiyor mu biz bilemiyoruz. Belki sabit hızla gidiyordur burası. Yani şu bölge ne olabilir arkadaşım? Sabit hızda olabilir, yavaşlatabilir, hızlanabilir. LM arasına bilgi vermek çok zordur. Kesin dediği için. Buraya geldi. Cisim buraya geldi mi arkadaşım? Geldi. Şimdi burada F kuvveti var mı? Var. Ama hocam sürtünme de var. Evet, çok güzel söylüyorsun. Eğer Fs'den büyükse ne yapar? Hızlanır. Doğru mu? Doğru. Hocam Fs'ten büyükse ne olur? Yavaşlar. E başka hocam ne olabilir? Hemen sorulara bakalım. Durduğuna göre diyor. Oo, durduğuna göre lafı geldi. Gördünüz mü? Durduğuna göre lafı geldiğine göre şu şık hemen cehenneme doğru yolculuğa çıktı. Neden? Eğer Fs'den büyükse ne yapacaktı? Hızlanacak da. Demek ki benim Fs, F'ten büyük olmalı ki yavaşlatsın. Bakın yakaladık cevabı hemen. MN arasında sürtünme kuvveti F kuvvetinden büyüktür. Efsane bir bilgi yapıştırdım. Ne çıktı? 1-3. Sakin olduğun sürece fizik yapılır. Tabii çocuklar iki tane üç tane soruyla bu işler olmuyor. Çok soru çözmek gerekiyor. Yani sakın bu videoyu izledikten sonra ben bunu öğrendim diye düşünmeyin. Efsane sorular çözeceksiniz. Efsane sorular çözün. Bunu çözdükçe çok 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 iyi pekiştirirsiniz. Sürtünmelerin imal edildiği, sürtünme yokmuş. Güzel, ne soruyor? F1, F2 kuvvetleri yatay doğrultuda uygulanıp L'den, F'den bir şeyler söylüyor bize. Tamam, önemli. Okumadık soruyu zaman almasın diye. Sürtünme yok. Şuraya bakalım. K'ler arasında kuvvet var mı? Var. O zaman K'ler arasında cisim ne yapar? Hızlanır. Tamam. K'le hızlanır. Onu yazmamış. Hızlandı. Şuraya geldim. Hocam burada ne oldu? Bakın burada bir tane F kuvvetim vardı. Şu kuvvet buradan geldi. Ama sürtünme olmadığından bunun etkisi olmaz. Ama bu cisim harekete geçen kuvvetlerden biri ne oldu? Azaldı. Bak burada daha büyük kuvvet vardı. Burada ne oldu? Daha küçük kuvvet oldu. O zaman benim buradaki ivmemin ne olması gerekiyor? Azalması gerekiyor. Ama bakalım LM arasında yavaşlar. Neden yavaşlasın ki? Bir cismin yavaşlaması için arkadaşım neye ihtiyacı var senin? Ters kuvvete ihtiyacı var. Burada ters kuvvet yok ki. Cisim burada ne yapıyordu? Hızlanıyordu. Burada da hızlandı ama daha az hızlandı. Yani grafik olarak hızlanıyordu, eğimini kırarak hızladı. Çok ince bir sorudur bu. Efsane bir sorudur bu. Biri attık. Cismin ivmesi LM yolunda KL yolundakinden daha küçüktür. Ha, şimdi bu oldu. Neden? Çünkü burada kuvvet küçük olduğu için bunun ivmesi nedir? Daha küçüktür. Bu daha büyüktür. Burada da ne diyor? LM yolu daha küçüktür diyor. 2 yapıştır 2. Birden kurtul 2 olsun. Birden kurtul 2 olsun. 2 şıkka düştü. Yolun cisme tepkisi LM yolunda KL yolundan daha büyüktür. Evet, neden? Çünkü burada başlangıçta ne vardı? Sadece ağırlığı vardı. Burada ne var? Ağırlık var. Bir de artı F2 kuvveti var. Demek ki buradaki tepki kuvveti daha büyüktür. LM yolunda daha büyüktür diyerek 3'ü de bu işin içine aldık. Tebrikler. Okey. Ne kadar rahat ya soru çözümü. Bakın grafik. Bu bizim statiğimizdi, bu kinetiğimizdi. Demek ki şu benim statiğimin sınırıdır. Okuyalım. Cisim hareket altındayken sürtünme kuvveti 8 Newton'dur. Yanlış. Neden? Çünkü cisim harekete geçtiği zaman artık statik sürtünmeyi almaz. Neyi alır? Kinetik sürtünmeyi alır. Yanlış. Birden kurtulduk. Hemen böyle şık elemeleri de yapın, rahat edersiniz. Cisme 6 Newton kuvvet uygulandığında statik sürtünme kuvveti 8'dir. Yok öyle bir dünya. 6 uyguluyorsan statik de 6'dır. 4 uyguluyorsan 4'tür. Bunlar orantılı gitmek zorunda. Bu da yalan. 2 de gitti. O ne güzel 3 kaldı. Cisme 14 Newton'luk kuvvet uygulanırsa cisme 14 Newton
kuvvet uygulanırsa net kuvvet 8 Newton olur. Anca okuyabildim. Uygulanan kuvvet 14. Statik sürtünmem kaçı şey? Kinetik sürtünmem kaça bağlanmış? 6'ya. Elimdeki net kuvvet ne kadar arkadaşlar? 8 Newton. İşte bu benim net kuvvetimdir. Bu kadar. Yapıştır. 3. Mutlu. Çok kolay bu iş ya. Evet arkadaşlar, bunun soru çözüm videosunu da ekleyeceğim. Daha ayrıntılı, daha bol sorular çözeceğim. Tamam, dersi burada kesiyoruz. Bol bol soru çözün. Başarılar.